Milliye Bakanı Berat Albayrak 6100 yabancı yatırımcıyla dün telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri anlatan Albayrak mali disiplinden taviz vermeyeceklerini söyledi. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız dedi. Albayrak yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşme öncesinde ise Almanya Maliye Bakanı ile telefonda görüştü. Önce Alman mevkidaşıyla görüştü. Ardından uluslararası yatırımcılarla telekonferansla buluştu. Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, karşılaştığımız zorlukların farkındayız dedi. Ülkemizin potansiyelini biliyoruz. Atacağımız adımlarla süreçten daha güçlü çıkacağız. IMF ile herhangi bir görüşmemiz yoktur. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yabancı para fonlamalarımızı uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edeceğiz. Temel amacımız doğrudan yatırımı çeken bölgenin yatırım merkezi bir ülke olmaktır. 6100 yabancı yatırımcıya seslendi Bakan Albayrak. Piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle ilgisinin olmadığını söyledi. Bu durum tamamıyla politik gelişmeler ve yatırımcıların Türk bankacılık sektörüyle ilgili algılarındaki bozulmayla ilgilidir ifadesini kullandı. Türkiye hiçbir zaman piyasa dışı kuralları hayata geçirmemiştir. Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmadı ve olmayacak. Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Açık döviz pozisyonu yoktur. Bankacılık sektörüne destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz. Para politikaları ve mali politikaların koordineli ve dengeli olması gerektiğini de söyledi Albayrak. Mali disiplindense taviz verilmeyeceğini belirtti. Çok ciddi bir tasarruf politikasına gidiyoruz diyen Albayrak, tüm bakanlıklara bu konuda hedefler verildiğini söyledi. Albayrak, yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşme öncesinde ise Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz'la telefonda görüştü. Gündemde Amerika'nın yaptırım kararı vardı. Albayrak, Amerika'nın bu hamlesinin ardından Almanya'dan gelen destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi. Bakan Albayrak görüşmede Avrupa Birliği mesajı da verdi. Türkiye'ye verilen desteğin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde pozitif sonuçlar alınabilecek bir dönem için umut verdiğini söyledi. İki bakan 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.